Kara Sevdam 42. Bölümde neler olacak? Ishani ve Ranvir sonunda aralarındaki buzu eritti derken sahneye yeniden çayrek belası çıkıyor. Kara Sevdam son bölümde Ishani ve Şarmın, Ranvir ile Ritika arasında bir şeyler olduğunu sezmiş, ikili arasında bir şey olduğunu düşünmüştü. Her ne kadar Ishani, Ranvir'e inanmayı tercih etse de kalbinin sesini susturamıyordur kuzenler ıshanenin pastasını hazırlamış gelmesini bekliyordur. Nitin kızının doğum gününü kutlamak için ona hediye almıştır. Bugün kızının doğum günü olduğunu söyleyince İshani kendisini kız olarak görebileceğini söyler. Ishani'nin doğum günü kutlanır. Ranvir de Ishani'nin doğum gününe gelir. Ranvir'in yüzü gülüyordur. Ishani pastanın ilk dilimini Ranvir'e uzatır. Ritika'nın telefonu çalar ve telaşla konuşmaya başlar. Aynı dakika Ranvir'in de telefonu çalar ve aniden ayrılır. Elindeki pasta da yere düşer. Ritika da Ranvir'in arkasından telaşla ayrılığına Şarmın ve Ishani farklı düşünmeye başlar. Ishani aklındaki sorulara cevap bulabilmek için peşlerinden gidip takip eder. Çayırek, Ranvir'den intikam almak için Ritika ve Ranvir'in gizlice buluştuğu otel odasını araştırmış ve bir kadının kaldığını öğrenmiş. O odada yangın çıkartmıştır. Ritika ve Ranvir yangına girer. Ishani de peşlerindedir. Ranvir kucağında bir kadınla çıkar. Herkes birbirine bakınca Ishani, Ranvir'in kucağındaki kadının gore olduğunu anlar. Gori hastaneye götürülür. Ishani gerçeği öğrenir. Gori kocasından ve ailesinden durmadan dayak yiyordur. Yardım için Ranvir'i aramıştır. Gori kimseye haber vermemesi için ondan söz almıştır. Çayırek bu olayla Ranvir ve Ishani'nin arasını bozmaya çalışmış ama becerememiştir. Ishani, Ritika'yı şarmın konusunda uyarmış onunla konuşmasını istemiştir. Şarman ise evde Ishani'den gelecek cevabı beklemektedir. Hastaneden dönen Ishani, Şarman'a Gori'yi gördüğünü söylemez. Onun yerine Ritika'ya güvenmesini ister. Şarman'ınsa güvenmeye hiç niyeti yoktur. Ranvir yine Ishani ile konuşmak için kıvranırken Manas'tan telefon alır. Ranvir apar topar ofise geçince Ishani onu takip eder. Çayı reg ofisi basıp Ranvir'i tehdit ediyordur. Yapılacak olan elmas konferansına Ranvir'in gelmemesini çekilmesini aksi takdirde Sinevizyon'da Ishani ile olan ateşli fotoğraflarını yayınlayacağına herkese rezil edeceğini söyler. Ishani de kapıda onları dinliyordur. Ranvir, Çayırağı kovar. Ishani oldukça gergindir. Gerginlikten sarisini bile giyemez. Ranvir gelip ona yardım eder. İkili arasında uzun zamandır beklenen yakınlaşma olur. Bu konferansa tüm aile katılıyordur. Çayirek, Ranvir'in geldiğini görünce sözlü tartışma alay başlar. Ishani ise Ranvir'in ne planladığını merak ediyordur. Çayıran tehditleri karşısında Ranvir oldukça sakin davranıyordur. Yabancı şirket anlaşma yapacağı ismi açıklar. Çayırak Mehtan'ın adı okunur. Çayırak sevinç gösterilerine bürünür. Ran birin doğru karar verdiğini yoksa onu rezil etmiş olacağını söyler. Ardından Çayırak'ın ses kaydı yankılanmaya başlar. Arkada adamlara rüşvet verdiğinden bahsediyordur. Çayırak'ın foyası ortaya çıkar ve kendisi rezil olur. Çayırak bunun altında kalmamak için saniye iftira artmaya başlar. Ranvir ise Çayırak Şamaroğlan'ına çevirir.